Masamız gergin, kılıçlar çekildi. Bir tarafta Asena tarafı, bir tarafta Merve tarafı evet. var. Ben birazcık daha size hazırlık zamanı veriyorum. O arada Ayşe'ye veriyorum sözler Ben geri konuşamıyorum. İkisinin ortası. Ortada bir dengeleyin. <laughs> ben konuşamıyorum. <o gülüyor> bu programda konuşamıyorum. Abi hiç konuşamıyorsun. valla. Gidiyorum abiciğim. Abi. <laughs> valla. Biraz daha dengelersin durumu diye ya düşünerek ben ben başlayalım. Biraz Biz daha biraz konuşalım daha konuşalım. Konuş <laughs> <laughs> evet. <laughs> evet. Topluyorum kendimi de, cümlelerimi de. Şimdi Senem'le Merve'nin e, Merve'nin ilk geldiği zamanlarda arasının iyi olmadığını biliyoruz. E, birlikte yurt arkadaşlarıymış. İşte, e, evet, araları iyi değilmiş ama çünkü birbirlerinin e, çıkarlarının biri tarafından sorun olduğunu söylemişlerdi. Evet yurt arkadaşıydı. En tehlikeli arkadaşlık yurt arkadaşıydı. Ve barışmamışlardı, küslerdi. Bakalım ne olacak İkisi de birbirine karşı temkinliydi. Şimdi barışmışlar gibi geldi bana. Çünkü ikisi de e, e, Kardelen'e karşı bir taraf e, olduklarını gösteriyorlar. Ama benim az önce de dediğim gibi ve bu görüntülerde de gördüğümüz gibi konuyu başlatan kesinlikle benim için bu olayın suçlusu Kardelen. Siz başka isimler verdiniz ben başka isim veriyorum. Kardelen'in suçlu olmasının sebebi az önce de belirttiğim gibi hem yemek çalması, ihlal etmesi hem de bunun üzerine takımızdan altında bırakıp Takımı zan altından bıraktıktan sonra da kenara e, Kuytu'ya geldiği zaman ekibi bana yönlendirdiniz. Siz bilerek yaptınız gibi konuşup şimdi de imasında bulunduğunu söylemesi. Kardelen'e bir yerden haber gelmiş ama haber gelmiş Bizden gibi onu bırakmak diye bir yerden haber gelmiş söylemek istemiyor kimden haber geldi kimseyle yüzleşmeden direkt Şöyle bir şey de olur e, ekiptekilere hani onu gözlemeye gidiyor ya işte e, siz ne, niye geldiniz falan gibisinden bir konuşma geçti belki kız kızlar yönlendirdi doğruymuş gibisinden belki ekiple bir konuşma da olabilir o da Ela söylemeyeceğine göre benim en yakın arkadaşım ve kim söyler geriye kalıyor 3 kız e, Asena olmadığını savunuyor geriye kaldı iki yakın arkadaş Hı hı. E şimdi zaten bu kadar e, bu olayın içine değilmiş gibi gözüküp ekibi yönlendirdiğini hep bizi takip ediyor. Biraz da gidin onu edin dediğini söylüyor Senem. E demek ki ne oluyor? Zaten birebir Asene'ye suç atma gerek kalmadan siz söylemiş oluyorsunuz. Asene, as Hayır Asene'ye suç orada atmıyorlar. Hayır atıyor ama sonuçta Senem'le e, Merve zaten ekip ekibi diyor biz sana söyledik yani. Tamam hayır şey diyorlar Kardelen'e. E, sana bunu... Bizim ekibe söylediğimizi sana haber uçuran büyük ihtimalle Asena diyor. Yani şey demiyor, Asena spiyonu demiyor. Bizim ekibe bunu ima ettiğimizi zaten kendi itiraf ediyor. Ekibe tamam biz bunu ima ettik. Bak biz bunu ima ettik demek yumuşatmış bir şekilde sana onların gelmesinin sebebi biziz. Ama Bizim bunu ekibe söylediğimiz, ekibe ima ettiğimizi sana büyük ihtimalle Asena söyledi diyor. Başlayayım. Neden bak, Asena? söyledi Ben de bir iddia koyuyorum. Asena da yanımızda çünkü. Bak ben de bir Ondan iddia yanımızda koyuyorum. koyuyorum. Diyor, değil mi? Bak bilmiyorum. Abi, herkes yanında abi kimse yanında. Bak olayı bilmiyorum. bilmiyorum ama Asena'ya top atmasının sebebi Merve'nin belki senin tarafından bakacağım. Belki bak belki diyorum. Asena e, hani erkeklerle işte arasını düzeltmeye falan çalışıyor dedik ya. Belki onlara yaranmak için e, işte Kimseye söylemeden işte bunlar bunlar ekibi yönlendirdi gibisine onlara bir bilgi verip yanlarına geçmeye çalışmak isteği de olabilir. 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 Bu bu açı da olabilir çünkü hani asena ismim geçmesin ama benden duyduğunuzda söylemeyin gibisin çünkü Elanur el kaldırıyor ya belki de Elanur oldu bir isim. Bakıyorum verecek bir yavaş şey. yavaş sanki söylemiş gibi bir tavra döndünüz. hangi Yok tavır? yok ben. Hayır değil. canım evet, evet yani belki bu dan dolayı ama orada... abi sen abi. sen Merveyi savunulacak bir taraftan bakıyorsun. Yani yok ne, ki ne şu an kız Merveyi savunurum niye savunurum biliyor musun? Niye savunursun? Bak kız burada başarılı bir yarışmacı sen Merve'nin Hani diyorsunuz ya e, Kardelen'le sıkı aradığında sıkı, sıkıntısı var. Kardelen'in karşı gruptan olduğunu düşündüğünce sen Merve'yi kendi safında mı görmek istersin karşı tarafta mı görmek istersin? Güçlü diye mi? Hayır güçlü diye değil. Oy potansiyelini elimize geçirmek için. Özgürlere karşı oy sayımızı elime geçirmek için. Onunla aynı hareket edersin değil mi? Merve, Merve bu pozisyonda bile seninle birlikte hareket etmiyorsa. Bir bak şuradan gidiyorum. Bunun ne olup olmadığını bence prodüksiyon onların başında da Acun Ilıcalı biliyor. Acun Ilıcalı bütün hepsini izlemiş midir? İzlemiştir tabii ki. Step step gidelim ya adam adım. Bu konuşmaları akşamki bu VTR'de yaptığı konuşmayı o izlediği görüntülerin ışığında söylemiş midir? Tabii ki. Net. Evet. O zaman da ben de diyorum ki görmediğim, bilmediğim bir şey hakkında Merve'nin söylemleri eğer Asena tarafından Hayır ben değilim diyorsa ki evet. diyorlar ya prodüksiyon hani gitti baktı prodüksiyonda hayır böyle bir şey yok dedikten sonra o zaman Asena'dır diyorlar. Çünkü Asena orada. Ben olsam eğer ben suçsuzsam benim hiçbir günahım yoksa evet. ben hiç bu olayların içinde değilsem Merve benim hakkımı yiyorsun kul hakkı yiyorsun evet. ben bu olayların içinde yoktum evet. derim. Dedi zaten. Seninle bir dakika. Bir sakin, bir sakin. Dedi abi. Seninle, seninle bir daha bu olaylar olduğu sürece Söray'ın içinden konuşmayacağım. Sadece oyunlara çıkacağım. Seninle hiçbir diyalog yapmayacağım. Bitti. O zaman da ben de derim ki helal olsun seneye Bak hem kendini savundu hem de tavrını koydu. <laughs> dur, ben, dur. Dedi ki ben seninle konuşmayacağım. Demek ki kız günahsız. Derdim. Şş. Ya <laughs> içinden canavar çıkmış bir Hasene izliyoruz arkadaşlar. Yani bir insan bu kadar tepki vermesine sebep ne olabilir Bak, bak şimdi burada, burada tepki veriyorsun. Burada devamlı ısrar ediyorsun. Akşam hani gerçekten erkekler tutmasa çok büyük fiili hareketler. Ben bunu açık net söyleyeyim. Bunun e, bir diskalifiye oluşturacağını tahmin etmiyorum. E, dedim hatta onun öbür bir yüzü. Çünkü daha örneklerini gördük. Çok fazla fiili hareketlerde Pascal Numa tarzı olduğunda gördük. Ben bunun bir e, cezayla geçiştirileceğini düş düşünüyorum. Ama buradan Asena'nın büyük 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 bak altını çiziyorum... Puntolarla ders Ağır çıkartması bir lazım, Ağır ders bir çıkartması, bir net alacak, evet. net alacak.